إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله والحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله ve nataka habibullah fi ma kal ev kema kal. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, havanın oldukça yağışlı ve soğuk olması bugün umduğumuz cemaatimizin içtima etmesine, toplanmasına bir ölçüde mani oldu ve dersimizi bahsettiğimiz şekilde yine günümüzün konularıyla, günümüzün meseleleriyle, günümüzün dertleri ve davalarıyla çok yakından ilgili olan, çok yakından alakadar olan Amerika üzerinde ders notlarımızı derli toplu şekilde arz etmek istedik, ama yine demin dediğim gibi istediğimiz seviyede ders düzeni içinde hazır bir cemaat bulunamıyor. Sebebi de demin dediğim gibi, belki bugün mümkün olacaktı fakat havanın böyle olması bunu engellemiş oldu. Yine de İmkanımız ölçüsünde, zamanımız ve zeminimizin şartları içinde meselelerimizi ve bu konudaki dini ve İslami düşüncelerimizi arz etmeye çalışacağız. Allahu Teala her vesileyle içimizdeki iyiler hürmetine, toprağın altında yatan şehitler, veliler, salihler, şakirler, alimler hürmetine, yine bu millete yeryüzünün idaresini nasip etsin inşallah. Hakikaten öyle düşünüyoruz, çünkü malumunuz olduğu üzere toprağın üstünde yaşayanlar olduğu gibi toprağın altında da yaşayanlar var. Toprağın üstüyle toprağın altı. Üstünde yaşayan İşte canlı, yaşadıklarını gördüğümüz insanlar. Bir de toprağın altında yaşayanlar var ki onları göremiyoruz. Fakat Rabbimiz onlar yaşıyor diyor. Yaşayanlar diyor. Ölü demiyor. وَلَا تَكُولُوا لِمَنْ يُكْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ بَلْ هُمْ اَحْيَا. Onlar yaşayanlar, dirilerdir. Toprağın altında olduklarına bakmayın. Toprağın altında gömülü olduklarına bakmayın. Onlara ölü demeyin. Siz farkında olmasanız bile, gözleriyle görmüş olmasanız bile, onlar diridirler, onlar yaşayanlardır diyor. Demek ki toprağın altında da yaşayanlar var. Ve şuna eminiz ki toprağın altında yaşayanlar bugün toprağın üstünde yaşayanlardan daha hayırlı insanlar.
toprağın üstündekilerden, galiba bu memleketin bunca ihanetlere, bunca hıyanetlere, bunca zulümlere, bunca sui istimallere, bunca kötülüklere, bunca kafirliklere rağmen bu memleketin çökmeyişi, yıkılmayışı, altının üstüne gelmeyişi toprağın altında yatanlar hürmetinedir. Bunu böyle bilelim. Ben düşündüm, başka sebep bulamadım. Toprağın altında yatan nebiler, veliler, şehitler, alimler, salihler rahatsız olmasın diye Allah bizim altımızı üstümüze getirmiyor. Emin olun böyledir. Yoksa çoktan akşam görenler olmuştur, bilmem ne programında resmen fuhuş yapan bir kadını konuşturuyorlar. Ne var bunda diyor, benimle diyor yatıp kalkan milletvekilleri bile var diyor. Bakanlar bile var diyor, beyefendi diyor, ne hayret ediyorsun diyor. Gizli kamerayla bir kadını kiralık bir kadın rolüne çıkartıyorlar, adım başı kadına müşteri çıkıyor. Yolun kenarında duruyor karı, yaklaşıyor araba, içinden çıkıyor bir sürü piç çıkıyor, veled-i zina çıkıyor. Seninle affedersiniz yatmak istiyoruz diyor. Kadın diyor ki ben AIDS hastalığı taşıyorum, belayım diyor, mikrobum, hastalığım diyor. Olsun diyor, istese cüzdanlı ol, ben seninle yatarım diyor. Kuduz köpeklerden daha beter bir ortamda nasıl bu ülke yok olmuyor, nasıl bu memleket yıkılmıyor? Bunun ben sebebini toprağın altında yaşayanlara bağladım. Başka da bir şey bulamadım ya. Yoksa hiçbir şey kalmış değil. Yani Bosna Hersek'in başına gelenlerin 100.000 beteri buraya gelmesi lazım. Lut kavmini geçmişiz. Zulümde, fuhuşta görüyorsunuz Karadeniz'in halini. Gelenler anlatıyor, yazanlar anlatıyor. Korkunç yani. Çatır çatır Karadeniz şeridinde evler yıkılıyor, aileler yıkılıyor. Resmen devlet, hükümet buna seyirci kalıyor. Ve Cenab-ı Hak altın üstüne getirmiyor. Bunun sebebini demin dediğim gibi ben buraya bağlamaktan başka çare bulamadım. Bir Avrupalı bir gazeteci var. Türkiye'de 3-5 ay araştırma yapmış. Yolsuzlukları araştırmış. Suistimalleri araştırmış, rüşvetleri araştırmış. İhale skandallarını araştırmış. Bu hayali ihracata akıtılan paraları, sermayeleri araştırmış. Yolları ve teşkilatın her kademesindeki bozuklukları ve başı bozuklukları araştırmış. Ondan sonra bir rapor hazırlamış. Raporun sonunda diyor ki bu Türkiye'deki diyor suistimaller, rüşvetler, adam kayırmalar, haksızlıklar, yolsuzluklar, zulümler, kötülükler, ihale, rezaletleri, batak paralar, eğer diyor Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde 3 ay devam etse, 3 ay fazla yok, 3 sene, 5 sene, 10 sene, 100 sene değil, 3 ay devam etse o Avrupa ülkesi tamamen tarihten silinir, tarihe karışır diyor. Yaşama şansı yoktur. Ama Türkiye hala ayaktadır diyor. Bunun sebebini anlamak benim için diyor bir sır oldu, hala çözemedim diyor. Düşünün yani, adam akşam anlatıyor, 500 milyar lira devleti dolandırmış Horzum adındaki bir kişi, sonra ortaya çıkmış bu dolandırıcılığı, 500 milyar. Bu yetimlerin, öksüzlerin, bütçenin, hazinenin parası yani Müslümanların, insanların parası, 500 milyar Türk lirası dolandırıyor. Dolandırıcılığı ortaya çıkınca da gayet rahat bir şekilde İsviçre'ye kaçıyor. Oradan neyse bir yolunu bulup getiriyorlar.
muhakeme ediyorlar. Hüküm giyiyor fakat derhal yine yurt dışına çıkıyor. Hiçbir ceza almıyor. Bir şey diyen yok, bir şey olmuyor. Akşam anlattılar, arkasında eski generaller var. Arkasında devlet bakanları var. Arkasında bir sürü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın adamları var. MİT müsteşarı var. Devletin en mühim adamları bu hırkızın peşinde ve onun destekçisi, onun yardımcısı. Beraber devleti soymuşlar. Beraber hazineyi soymuşlar. Tabii adamı yakalayamazsınız. Bütün bunlar nasıl oluyor da bu ülkenin alt üstüne gelmiyor? Nasıl iflas etmiyor? Nasıl tükenmiyor? Nasıl yok olmuyor? Nasıl yıkılmıyor? Bunun cevabını vallahi toprağın altında yatan şehitlerin, velilerin, salihlerin, nebilerin varlığına bağlayabiliyoruz. Başka da ufak bir çözüm getiremiyorum. Allah-u Teala yine onlar hürmetine bizi tekrar İslami devlete ulaştırsın inşallah. Başka hiçbir yol yok. Devlet olmadan bu pislikleri temizlemek mümkün değil. Çünkü kendi kendilerine yapıyorlar bu işi. Evet. Bugünkü dersimizi Amerika'nın çöküşü, çökmesiyle ilgili elde ettiğim bazı bilgiler, belgeler ile arz edeyim dedim ama cemaatimiz demin dediğim gibi bir konferans düzeniyle hazır olamadı. Havanın bu yağışlı olması ve etrafında soğuk olması sebebiyle onun için bu konuyu yarımlamayayım diyorum. Yani başlayıp da bitirememiş olmayayım. Böylece notlarım önümde bütün şeyler. Bugün bu konuyu bitiremeyeceğimize göre zaman da azaldı. Hiç başlamayayım. Çünkü çok ayetler, hadisler var. Amerika'nın çöküşünü haber veriyor. Çok cali bir dikkat, bilgiler, belgeler var. İstediğim cemaat de hazır olmadı buraya, gelemediler. Bu konuyu başka bir cumaya bırakarak bugünkü dersimi daha değişik bir konuyla tamamlamaya çalışayım. Efendiler, alemi İslam diyoruz, İslam alemi, İslam dünyası diyoruz. 1,5 milyarlık nüfusu olan, 5 kıtanın 5'ine de yayılmış bulunan, geniş bir alanı işgal eden bir Müslümanlar dünyası var. İslam dünyası var. Afrika'da var, Asya'da malum, Amerika'da var, çok az da olsa var. Avrupa yine bildiğimiz gibi bazı bölgelerde oldukça Müslümanlar var. Fakat bu varlığın 1,5 milyar nüfusun, Müslüman nüfusun yeryüzünde hiçbir etkinliği, hiçbir tesir, hiçbir nüfuz edici, söz geçirecek yapısı ve önemi yok. Bunun sebebi nedir? Bunu da ben çok araştırdım. Mecburen düşünüyoruz. 1,5 milyara ulaşan bir Müslüman nüfusun dünyada bu kadar Müslümanın varlığı mevzu bahis oluyor da neden tesiri, etkisi, tepkisi, önemi ve dünya siyasetinde, dünyanın yönetiminde neden ciddi bir ağırlığı yok? Bunu tabii her akıl sahibi Müslüman gibi biz de düşündük. Düşünmek lazım haddi zatında. Her Müslümanın düşünmesi lazım. Bir Müslümanın en çok işleteceği, en çok çalıştıracağı kabiliyet düşüncesidir, düşünebilmesidir. Niye böyle, niçin böyle, neden böyle? Bu suallerle zihinlerini, beyinlerini, kafalarını çalıştırması lazım Müslümanların. Düşündüğü zaman çare aramaya başlayacak. Bir insan düşünmeden, katiyen düşünmeden
neticeye giremez, çare bulamaz. Hepsinin başı düşünebilmektir. Bunu şuna benzetiyorum. Mesela arabanız var, otomobiliniz var. Önce bu arabayı çalıştırmak için ne yapıyorsunuz? Marşa basıyorsunuz, marş motorunu çalıştırıyorsunuz. Marşa basmadan arabayı çalıştırmak mümkün değil. Bir adam marşa basıyorsa, marş çalışmaya başlıyorsa, ha bu adam arabayı götürecek, arabayı yürütecek dersiniz. Aynen düşüncede de böyle, bir insan aklını çalıştırıyorsa, akıl denen marşa basıyorsa, ha bu adam bir şeyler yapacak. Kafasını çalıştırıyor, beynini, zihnini çalıştırıyor diyebilirsiniz. Hiç düşünmüyorsa o adam ölmüş gibidir, mevta gibidir. Onun için düşünmek lazım. Kur'an-ı Kerim'de 500'den fazla tefekkürle ilgili ayetler var. Düşünürsünüz, düşünesiniz, düşünmüyor musunuz şeklinde muhtelif ayetlerle 500'e yakın aklımızı, fikrimizi çalıştırmamızı gerektiren ayetler var. Alemi İslam önce buradan büyük bir boşluğa düşmüştür. Düşünün yani senelerdir şu İslam aleminde düşünür dediğimiz yani mütefekkir dediğimiz düşünce adamları yetişmiyor. İlim adamları yetişmiyor. Vaktiyle bunlar yetişmiş ama 70 senedir, 80 senedir hemen hemen belki 100 seneye ulaştırabiliriz. İslam aleminde bütün dünya Müslümanlarını düşündürecek, sürükleyecek, peşine takacak ciddi bir düşünce adamı, ilim adamı yetişmemiştir. Sadece Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla eserlerini, tesirlerini, risalelerini okumak suretiyle yakinen tanıdığımız sadece Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri bu çapta tefekkürle ortaya çıkmış. Onu da bütün bir ömür boyu hapiste, zindanda, tımarhanede çürütmüşler. Biliyorsunuz hadiseleri. Yetişmiyor. Yetişmesine de imkan yok çünkü eğitim sistemleri buna müsait değil. Tezgahlar bozuk, düzenler bozuk. Devamlı olarak gençliğimizi, nesillerimizi, çocuklarımızı eğlenceye, daha çok eğlenmeye teşvik ediyorlar. Daha çok eğlence, daha çok nefsin arzuları, daha çok şehvete, daha çok şöhrete teşvik ediyorlar. Televizyonun bütün kanalları insanları düşünmeye değil, siz de biliyorsunuz, eğlenmeye teşvik ediyor. Eğlenen insan bir şey yapamaz. Düşünceye yönelten insanı yeryüzünde ne olduğunu, ne olacağını, insanın niçin dünyaya geldiğini, ne vazifeyle geldiğini hatırlatacak bir tek eğitim programı göremezsiniz. Hayvanlar gibi gençliği tepiştiriyorlar, seviştiriyorlar, eğlenceye teşvik ediyorlar ve arkasından da tabii bunalım meydana geliyor. Müzik çılgınlıkları ve efendim festivaller, dolayısıyla türlü eğlenceler, programlar, planlar, tuzaklarla koskoca bir milletin çocuklarını açıktan açığa, ateşe, ölüme, uçuruma, cehenneme sürüklüyorlar. Şimdi biz Müslümanlar olarak tabii kendi aramızda bu uçurumlara gidenleri fazla görmediğimiz için, kendi aramızda bu gibi insanlar olmadığı için zannediyoruz ki herkes böyle. Şu Müslüman cemaatin dışına çıkın, göreceksiniz ki kıyametler kopuyor. Kıyametler kopuyor. Gidin birahanelere, ağzına kadar dolu. Gidin kumarhanelere, ağzına kadar dolu. Beyoğlu'na ayağınız düşsün gidin, o pasajın içerisinde sabahlara kadar içki tüketen insanlar. Bazı semtler var, buradan ağzımızı almamız mümkün olmayan ahlak dışı korkunç batakhaneler. Bu batakhaneler, bu kumarhaneler,
bu birahaneler, hane 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 diye devam eden bu yerler her gün yüz binlerce insanı yutuyor. Yutuyor. Yüz binlerce insanımızı yutuyor bu. Cemaat-i Müslimin o hayatın içinde olmadığı için bunun farkında değil. Zannediyor ki herkes böyle sarıklı, sakallı, cübbeli, abdestli namazı zannediyor. İn şöyle bazı yerlere gidin, girin göreceksiniz. Korkunç. Düşünün Müslüman olduğu söylenen Türkiye'de devlete en çok vergi verenlerin başında kerhane işleten Ermeni karısı geliyor. En çok vergi vermek demek çok para toplamak demektir. Çok para toplamak demek çok müşteri geliyor demektir. Müşteri. Fuhuş sektörüne adeta sel gibi insan gidiyor. Ve tabii onlardan bu paraları topluyor, sonra da vergi rekortmeni oluyor. Nüfusunun %99'u Müslüman olan ülkede devlete en çok vergi veren kerhane işletmecisi olur mu? Bunları düşünmeyeceksiniz de neyi düşüneceksiniz? Açıyoruz Efendimizin mübarek hadislerini. Haramların, günahların, fitnelerin, fesatların karşısında kalben, vicdanen, ruhen, zihnen rahatsız olmayan bir Müslüman sabaha kadar tesbih çekse Müslüman değildir diyor. Rahatsız olmayanlar. Bu umumhanelerin, bu kumarhanelerin, bu birahanelerin, meyhanelerin her gün ve her gece yuttuğu insanlar, senin benim insanlarım, bunların vaziyeti, bunların akışı, bunların yok oluşu seni rahatsız etmiyorsa, ey sofu kardeş, sen henüz iman etmemişsin. Canım ben bir efendinin eteğine yapışmışım, benim şeyhim var, ben Nakşibendiyim, ben Kadiriyim, Efendi Hazretlerine sarılmışım, ben kendimi kurtarmışım, benden başkası ne olursa olsun diyen Müslüman değildir. Derviş berviş demeyin o adama, Müslüman bile değil o adam. Hani kainatın efendisi ne diyor? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahih ma yuhibbu li nefsihi. Kendisi için istediği nimetleri, kıymetleri, zinetleri, cennetleri diğer insanlar için de istemedikçe gerçek Müslüman değildir. Hadis budur. Sünnette olan metot budur. Senin cebinde misvak, düşünün bir Müslüman cebinde misvak taşıyor. Misvak, Efendimizin mübarek dişlerini fırçaladığı malum alet, misvak. Ama yanı başındaki komşun, akraban, hısımının çocuğu cebinde şarap şişesi taşıyor. Senin cebinde misvak, onun cebinde içki şişesi. Eğer o misvak taşıyan kardeşim, o içki şişesi taşıyan kişiden, yakınından, akrabasından, arkadaşından rahatsız değilse, onun taşıdığı misvakin hiçbir kıymeti yoktur. Rahatsız olacaksın. Uykularımız kaçacak. Bu memleket ne olacak diye, nereye gidecek diye, nereden nasıl olacak diye düşünmek, çırpınmak, çalışmak her müminin vazifesi değildir de kimin vazifesidir? Bu toplumda yaşayanların, düşünün ki sokağa çıkıyorsunuz, sokak dediğimiz olay var, çarşı dediğimiz, pazar dediğimiz yerler var. Buraya çıkıyorsunuz, 100 kadının 90'ından fazlası çıplak. 100 tane kadın görüyorsanız bunun 90'ı belki daha fazlası çıplak, Allah'ın hükümlerine ters giyinmiş, aksi giyinmiş. Ve adeta kendi nikahlı bulunduğu erkeğin önünde göstermesi dahi edep dışı olan vaziyeti sokakta sergilemiş.
böyle bir sokakta gidiyorsunuz, böyle bir çarşıda yürüyorsunuz. Eğer o çarşının o halinden, o yapısından, o akışından rahatsızlık duymuyorsanız henüz iman etmemiş sayılırsınız. Bak, ölçüyü söylüyorum ya. İman şuurla alakalı bir hadisedir. Allah'a isyan edilen yerde Müslümanın yüreği sızlayacak, kalbi çatlayacak. Uyku uyumaya dahi fırsat bulamayacak. Çünkü kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz bu konuda o kadar üzgün, o kadar müteessir bir hal içindeydi ki adeta nasıl olacak bu insanlar böyle cehenneme gidiyor, ateşe gidiyor, felakete gidiyor diye gece gündüz huzursuz, rahatsız, müteessir bir vaziyetteyken Allah-u Teala'dan ayet geldi. Habibim, neredeyse kendini helak edeceksin diyor Rabbimiz. Bâhi'u nefsik, nefsini helak edeceksin. Yeter, bu kadar üzülme. Yani Rabbimiz Habibini teselli ediyor. Peygamber böyleydi. O peygamberin ümmeti olduğunu söyleyen insanların da toplumda bu isyanların, bu günahların, bu haramların, bu şirkin, şirk rahatsızlık duyması lazım. Rahatsızlık duyması lazım. Hele Beytullah'a giden, Harem-i Şerif'e giren müminlerin, Arafat'a çıkan müminlerin, Mina'da 3 gün şeytanı taşlayan Müslümanların büsbütün bu toplumun akışından kahrolması lazım. Kahrolması lazım. Fakat gördüğümüz o ki hiçbir şey değişmiyor ve millet günlük meşgalelerle, günlük mesela bugün cuma mı? Cuma ile ilgili meseleyle, cumartesi, pazar, mütakip günlerin problemi bile yok. Bugün neyse onu düşünüyor. Geleceğini, yevmi hesabı, Allah'ın huzuruna çıkacağını ve hayatının hesabını vereceğini, gün geçtikçe bu millet, bu cemaat, bu ümmet unutur hale gelmiştir. Unutur hale gelmiştir. Halbuki efendiler, söyleyin Allah aşkına, yeryüzünde kimsenin daimi, devamlı kalması mümkün olmadığına göre bizim de buradan gideceğimiz kesindir. Bunun aksi mümkün değil. Gitmemiş tek bir örnek yok. Allah'ın bu hükmünü çiğnemiş bir tek varlık var mı dünyada? Küllü nefsin zaikatül mevt. Bütün her canlı bu hayattan gidecektir. Hükmünü çiğnemiş bir tek canlı var mı dünyada? Yok. Belli ki bu hepimizi ilgilendiren bir hadisedir. Ama Müslüman böyle gidemez. Müslümanın nazarında istikbal dünya değildir. Allah aşkına şu noktayı kafamıza tutalım. Bugün hangi Müslümanı bir kenara çekip de ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye sorulduğu zaman çocuklar var mı? Var hocam diyor, işte ben de çocukların istikbaliyle uğraşıyorum diyor. İstikbal kelimesi çok kullanılıyor. İstikbal demek gelecek demek. Çocukların istikbali. Neymiş efendim? İşte onlara birer apartman dairesi vermek lazımmış. Onlara birer araba, birer tezgah, birer imkan, birer yazıhane, birer sermaye. Bu dünyalık malların, eşyaların adını istikbal koymuş. Çocuklarımıza istikbal sağlıyoruz. Ne alıyorsun? İşte araba alıyorum, tezgah alıyorum, dükkan alıyorum, eşya alıyorum, madde alıyorum. Bu yaptığı işlerin adını istikbal. Halbuki Kur'an ne diyor? Asıl istikbal hesap günüdür. Bütün dünya senin olsa, bütün varlıklar senin elinde, mülkiyetinde olsa da hesap günü bunların hesabını veremesen istikbalin çöktü senin. Cehennem belası geldi. Bunu düşünen yok. Sabah namazına kaldırmak hususunda bu millet, bu cemaat tamamen tembel hareket ediyor. Duyarsız hareket ediyor. Ezan-ı Muhammedi okunduğu halde sabah namazı vakti çıktığı halde
o yavrusunun namaza kalkması hususunda bugünkü Müslüman hacı, hoca neyse tamamen duyarsız hareket ediyor. Duygusuz kalıyor. Ama okula gönderecekse, iş yerine gönderecekse, üniversite imtihanlarına gönderecekse geceden tedbir alıyor, aman geçirmesin, aman kaçırmasın, vaktinde yetişsin diye bütün ev halkı tedbir alıyor, imtihanı kaçırmasın, servis arabasını kaçırmasın, vaktini geçirmesin diye bütün aile o çocuğu yatağından kaldırıyor mu, kaldırmıyor mu? Niye? İstikbali yanarmış. İstikbal dediğin 40 sene, 50 senedir, asıl istikbal ahirettir, asıl istikbal cennettir, cehennemdir. Nerede bunu düşünen? Sen neyin adını istikbal koyuyorsun? İstikbal dediğin şey, bir kabirin kapısına kadar olan mesafedir. O kabir kapısından içeri girmeyeceğim diyen bir adam var mı dünyada? Görülmemiştir. İstikbal odur. Ama cemaat-i müslimînin istikbal anlayışına bakın. 100 metrekarelik bir daireye sahip olmayı istikbal zannediyor cahil oğlu cahiller. İsterse bütün dünya senin olsun, milyonlarca dönüm arazin olsun, en sonunda boyunun ölçüsüne göre bir kabir çukuruna girecek misin, girmeyecek misin? İstikbal bu işte. Niye bunun farkında değiliz? Ben şu cemaat-i müslimine acıyorum. Böyle gidemeyiz efendiler. Bu hazırlıksız, bu böyle tedariksiz, böyle ibadetsiz, itaatsız, günahlarla, isyanlarla, kusurlarla, kabahatlerle nereye gidiyorsunuz? Yıl sonunda okuldan karnesini alan çocuklar gibiyiz. Bakıyor karnesinde fazla zayıf varsa, o zayıf karneyle babasının ve anasının huzuruna çıkmak istiyor mu çocuk, istemiyor mu? İstemiyor, kaçıyor. Sen bu halinle hangi Allah'ın huzuruna çıkacaksın? Sen bu kırık dökük zayıf halinle hangi Muhammed Mustafa'nın huzuruna çıkacaksın? Müslüman, vicdanına soruyorum. Neye güveniyorsun? Böyle başarısız, mücadelesiz, korkak, ürkek, davaya sahip değil, dinine sahip değil, kızına sahip değil, oğluna sahip değil, damadına, gelinine, çarşısına, pazarına sahip değil, devletine sahip değil, hükümetine sahip değil, millet hiçbir şeye sahip değil. Ondan sonra Allah bize sahip olsun. Nerede sahip olacak? Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır diyor Mehmet Akif merhum. Sahip olmak. Evvela mümin sahip olacak. Ama nasıl sahip olacaksınız? Bakın korkunç bir yıkım içerisindeyiz. Neslimiz yıkılıyor. İktisadımız yıkılıyor. İtikadımız yıkılıyor. Paramız pulumuz gittikçe yıkılıyor, yıkıntıya gidiyor. Bu gidişi laiklik durduramıyor, bu gidişi demokrasi durduramıyor, bu gidişi seçimler durduramıyor, bu gidişi hükümet değişikliği durduramıyor. O hükümet gidiyor, bu hükümet geliyor, gelen gidenden vallahi beter oluyor. Demek ki bu iş hükümet meselesi değil, İslami nizam meselesi, Allah'ın dininin hakim olma meselesidir. Bunu böyle anlamak lazım. Tutturmuşlar efendim, din ayrı, devlet ayrı. Tamam, meselelerimi hallet, problemlerimi çöz, hastaları şifaya kavuştur, borçluları kurtar, işsizlere iş bul, memleketi huzura kavuştur, tamam kabul edeyim. Hem bunca problemler, belalar, sıkıntılar var, aman laiklik elden gitmesin. Laiklik kimsenin karnını doyurmuyor ki. Hallet meselelerimi erkeksen. Dinle devleti birbirine ayırdın, tamam ayırdın, adına da laiklik koydun. Öyleyse meseleleri çöz. Rüşveti önle, içkiyi önle, kumarı önle, ırz düşmanlarını yakala, memleketi soyanları yakala, hazineyi soyanları yakala, memlekete huzur getir.
Türkleri, Kürtleri birleştir bakayım erkeksen laikliknen. Karın doyurmuyor laiklik. İnanmıyorum vallahi buna. İnsanlar, hadi bir insanları laiklik prensibiyle kardeş yap. Hadi birbirine güvendir, itimat ettir, beğendir, sevdir, saydır. Hani? Ya neye yarıyor bu? Laiklik, laiklik, laiklik. Hani kardeşlik, hani insanlık, hani saygı, hani sevgi? Yaramıyor bir şeye bu ilke. Bu ilke bitmiştir, bu ilke bitmiştir. Çürük diş gibidir artık. Sökülüp atılması lazım. Meselemizi çözmüyor, davayı çözmüyor. Açları doyurmuyor, işsizlere iş bulunmuyor. Rüşveti önleyemiyorsun, suistimali önleyemiyorsun. Soygunu önleyemiyorsun, zulmü önleyemiyorsun. Laiklik zulmü önlemeye yetmiyor. Güneydoğu bölgesindeki terörü, işgali, anarşiyi önlemeye laiklik yetmiyor. Sen çare getir, laf getirme, kelime getirme, slogan getirme, boş laf söyleme, bana çare getir. Millet bunu böyle söylemesi lazım. Boş laflarla kimsenin karnı doymuyor. İstikbal endişesi, dünyalık meseleler olamaz. Ve bu dünyadaki varlıklar kimseyi eğer Allah yolunda yatırım yapmadıysa, Allah yolunda çalışmamışsa, Allah'ın hükmü hakim olsun diye çırpınmamış, didinmemiş, uğraşmamışsa, vallahi servetiniz başınıza bela olacak. Yeminle söylüyorum. Servetiniz başınıza bela olacak. Mülkiyetiniz başınıza bela olacak. Zekatını vermediğiniz servet başınıza bela olacak. İslami terbiye ile terbiye edemediğiniz çocuklara bıraktığınız miras başınıza bela olacak. Hacı efendilerin, hoca efendilerin, derviş efendilerin, sofu kardeşlerin topladıkları mallar, mülkiyetler, hanlar, hamamlar, iş yerleri, arabalar, nakit paralar, çekler, senetler, menkul gayrimenkul mallar öldükten sonra beynamaz çocuklara kalmışsa, içkici, kumarcı, eğlenceye düşkün çocuklarına kalmışsa, o kalan malı o çocuklar içki yolunda, kumar yolunda, kız ve karı yolunda, beynamazlık yolunda, eğlence yolunda harcadıkları müddetçe o malları bırakan Hacı Baba'nın ruhuna kabirde kezzap dökülecektir diyor alimlerimiz. Kezzap dökülecektir. İnanın buna ya. Çünkü sen kazandın. Keyfini onlar sürecek, azabını sen çekeceksin. Ya servet hesabını yanlış yapmışsın, yahut neslini ihmal etmişsin. Servet toplayacağım diye, zengin olacağım diye ırzını ihmal eden, namusunu ihmal eden var. Zengin olacağım, ben de efendim firma kuracağım, şirket kuracağım, holding olacağım diye ırzını ve namusunu satanlar var. Gel ki göreyim ahirette halini senin. Ölmeyecek misin deyyus? Gitmeyecek misin dünyadan? Herkesin ayrıldığı teneşir iskelesinden, herkesin ayrıldığı musalla iskelesinden senin de gemin kayığın kalkmayacak mı? Sen müstesna mısın? Öyleyse insan şerefini, namusunu, dinini, imanını dünya için terk eder mi be? Hem bu servet orada geçmez ki. Geçmeyecek. Dünyada bile öyle, hepimiz görüyoruz efendiler. Şimdi kalkıp da Suudi Arabistan'a gitmek isteyen bir kardeşimiz yahut Almanya'ya gitmek isteyen bir Müslüman, Amerika'ya gitmek isteyen bir Müslüman buradaki kendi parasıyla oralara gidebilir mi? Giderim diyen dünyayı tanımıyor demektir. Suudi Arabistan'a gitmeden evvel elinde avucunda ne kadar paran varsa ve sen de orada ne kadar kalacaksan gitmeden evvel bu Türk parasını, yerli parayı, kendi paranı, gideceğin memleketin parasına
çevirmek zorunda mısın, değil misin? Zorundasın. İstersen yapma bakayım. Geçmez ki senin paran orada. Dünyada ne kadar para toplarsan topla, bu para ahirette geçer mi? Geçmiyor. Öyleyse ahiretin dövizine tebdil et bu parayı. Ahirette geçecek şekle getir lan bu parayı. Niye bekletiyorsun? Hamallık ediyorsun. Aptallık ediyorsun. Değerlendir. Ahirete yatırılmayan para bitmiştir, istikbali yoktur. Enflasyondan parayı kurtarabilirsin ama ahiretteki bu azaptan kurtaramazsın. Ve bizim esnafımız, tüccarımız, tabii iyilerini, salihlerini, Allah yoluna koşanları daima istisna ediyorum. Allah onlardan ve sizlerden razı olsun. Gördüğümüz gibi camilerimizi, imam hatiplerimizi, Kur'an kurslarımızı, dini hizmetlerimizi taşıyan, yapan, yakıştıran sizlersiniz. Geçen gün hepiniz gördüğünüz gibi Eyüp Sultan İmam Hatip Okulu'nu, Eyüp İmam Hatip Okulu'nu genişletmek istiyorlar, inşaatları var. Gelen talebeler üst üste oturuyor, sınıflar dop dolu, kalabalık, eğitim yapamıyoruz, yerimiz az dendi, söylendi. Eyüp Sultan Camii'nin imamı kardeşimiz de geldi, hutbe okudu, söyledik beraber. Tam 55 milyon lira para toplandı o cuma. 55 milyon lira toplandı. Allah hepinizden ve hepsinden razı olsun. Memnun oldular. Allah da memnun oldu, Resulullah da memnun oldu, Eyüp Sultan da memnun oldu, Akşemseddin de memnun oldu. Cemaatimizin içinde var tabii, yani iyiler olmasa kökten yok oluruz. Onlar için demiyorum ama ben genel olarak söylüyorum. Umumen söylüyorum. Evet, hakikaten yağmur var. Farkındaysanız dışarıda namaz kılmak mümkün değil. Daha fazla, geçen güneşli günlerden daha çok sıkışacağız. Olduğu gibi bak, camlar buğulandı, yağmur tamamen geliyor, akıyor. Kardeşlerimizi üşütmeyelim, hasretmeyelim. Demek ki gitmeden evvel ebedi aleme, sonsuz aleme, ahiret alemine, beka alemine gitmeden evvel buradaki varlığımızı oranın varlığına, orada geçecek şekilde oranın geçerli kıymetine tahvil etmek lazım. Tahvil. Buradan gitmeden evvel bunu yapmak lazım. Yapmadın, etmedin, bütün bu servet, bütün bu miras kaldı çocuklara. Çocuklardan da namaz kılan yok. Vay senin haline. Çocuklardan da iffet, lezzet, İslam, iffet bir şey yok. Vay senin bıraktığın paranın başına bela olmasına. Çekersin. Sadece dünyada hamallık etmiş olursun. Bakınız, Hazreti Mevlana'dan bir temsil anlatayım ve dersi bitireyim. Çünkü hava yağışlı, santim geciktirmeyelim. Hem hutbeyi okumakta hem vaaz etmekte, böyle günlerde bu yağışlı, üst katta da namaz ama çok soğuk, hasta olmaları daima mümkün kardeşlerimizin. Hemen kesmek lazım. Ezan okunmadı değil mi daha? Okunmadı. Okunur okunmaz kesmemiz lazım. Çok dışarısı dediğim gibi soğuk, yağışlı ve dışarıda namaz kılan kardeş, üst katta o soğuk yerde hasretmeyelim onları. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Kaddesallahu Sırrahul Ali şunu anlat, Mesnevi'de anlatıyor kitabında. Adamın birisi vardı diyor, eline geçen parayı altına çevirirdi. Bugünkü insanın yaptığı gibi, ta o zaman da öyleymiş. Altına çevirirdi, altınlar çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. Altınlar çoğaldıkça adamın diyor huzuru azaldı. Halbuki altın çoğalınca huzur çoğalır ya, çoğalması lazım. Aksi oluyor. Altını çoğaldıkça adamın huzuru azalıyor. Niye? Bu parayı nerede saklayacak? Hırsız var, bak bela geldi hemen. Dolandırıcı var, yan kesici var, eşkıya var, harami var, soyguncu var, bela var. Oğlan bela, kız bela, karı bela, mahalle bela, komşu bela, etraf bela. Nerede saklayacak? Tabii huzur gider ya. Huzur İslam'da. Şimdi bazı dolmuşların, arabaların arkasında bu yapıştırılmış levhayı görüyorum, mutlu oluyorum. Huzur İslam'da. Hepiniz bunu yapıştırın Allah aşkına. Vallahi doğru bir söz. Huzur İslam'da.
Adamın huzuru kaçıyor. Acaba falancayı mı emanet etsem diye düşünüyor. Diyor ki yok ya, adam küt diye düşer ölür, paramı inkar ederler. Oraya mı soksam, buraya mı koysam, ona mı? Hiçbir şey, bakıyor çare değil, güvensizlik var. Tıpkı bugünkü toplum gibi. En son diyor ki ya ben bunu götüreyim diyor bir kabristana. Nasıl olmasa kabirde, mezarlıkta diyor dünya malı olmaz. Kemikler var, ölüler var, kafatası var. Kimse oraya mal içinde girmez, çıkmaz. Gidiyor kabristana, boş bir mezar buluyor. Eşiyor ortasını ve torbasındaki altınları sayıyor, sayısını bilmek için. Torbayla beraber o eştiği kabirin içindeki çukura gömüyor. Oh diyor, elhamdülillah ya, kurtulduk şundan diyor. Tam buraya kimse gelmez. Çalınmaz, alınmaz, satılmaz. Buraya Fatiha okuyan gider. Kim burayı kurcalar? Geliyor rahat biraz ama akşama doğru yine bir şüphe kalbine doğru. Ya diyor ki ulan birisi çakar makar da bizim bu işi acaba anlayan var mı? Ertesi gün endişeyle gidiyor, bakıyor ki yerinde, elhamdülillah diyor, dokunan olmamış diyor. Geliyor, yine endişe var. İnsanoğlu şüphe içinde yaratılmış. Her gün aynı saatte mezarlığa gidiyor, bak yaslı gidiyor, şen geliyor. Giderken meraklı, gidiyor ki var, sevinip geliyor. Bunun her gün kabristana gidişini bir hırsız durumu anlıyor. Ulan burada bir iş var diyor, her gün kabristana gidilir mi diyor ya. Kabir ziyaretleri haftadan haftaya olur, cuma günler, cuma akşamlar olur. Bu herif niye gidiyor? Bakın bir açık verdi yani. İnsanoğlu zayıf yaratılmıştı. Hırsız peşine düşüyor bu adamın. Gidiyor ki herif bir kabre girdi. Epey'i bekledi, çıktı, sevine sevine gitti. Pusuya yatan bu hırsız, o gider gitmez, o da hemen kabrin içine giriyor. Bakıyor ki eşilmiş bir toprak. Kurcalıyor, karıştırıyor. İçinde altın dolu bir torba. Allah Allah, bu ne iş diyor. Bulunmuş bir mal. Hemen koşuyor evinden heybeyi getiriyor, hırsız, heybe. Bu altınları sayıyor, heybesine boşaltıyor. Heybeye boşaltıyor. Ne kadar mesela? 200 tane altın diyelim. Hemen o çevreden 200 tane çakıl taşı topluyor. Çakıl taşı. O altınların sahibinin torbasına o çakılları koyup aynı yere gömüyor. Altınlar gitti, çakıl geldi yerine. Çekip gidiyor. Şimdi hırsız da meraklanmaya başladı. Bu adam ne yapacak diye. İki meraklı var şimdi. Bir altınların sahibi de hırsız. O da meraklanıyor. Ertesi gün aynı saatte altınların sahibi eskiden olduğu gibi kabristana yollanıyor. Hırsız da arkasından mesafeli takip ediyor. Hele ne yapacak bu? Çıldıracak mı? Çatlayacak mı? Ödüm patlayacak mı? Ölecek mi herif? Merak. Altınların sahibi kabre giriyor. Hırsız da bir kenarda pusuya yatıyor. 5 dakika sonra kıyamet kopuyor. Eyvah, paralarım gitti, altınlarım gitti, mahvoldum, kahroldum, yandım. Yoldan geçen bir yolcuymuş gibi çaktırmadan hırsız kalkıyor, diyor ki hayırdır hemşerim diyor, neren yandı, yangın mangında yok, ateş yok, duman yok, ulan neren yandı? Bu başka yangın kardeşim diyor, benim işte altınlarımı aldılar, paralarımı aldılar, mahvoldum. Neredeydi altının diyor. Vallahi diyor işte şu kabirin içine gömmüştüm. Neyin içindeydi? Torbanın diyor. Hani bakayım, torba burada diyor. Torba burada mı diyor, altınlar gitmiş kardeşim diyor, görmüyor musun? Taş koymuşlar, çakıl taşı. Hırsız diyor ki, biri ahmak oğlu ahmak diyor. Bu parayı madem ki harcamıyorsun, yemiyorsun, yardım etmiyorsun, hayır yapmıyorsun, zekat vermiyorsun, hiç değerlendirmiyorsun. Ha çakıl taşı, ha altın diyor, hayvan, gel bunu say git diyor, ne fark eder diyor. Ne güzel misal Mevlana vermiş. Mübarek insanlar bunlar, evliya, ulema bunlar yani. Bir temsille 100 sayfalık meseleyi anlatıyor. Yemiyorsun, içmiyorsun, hayır yok, hasenat yok. Hamal oğlu hamal diyor. Ha çakıl taşı, ha altın be. Bunu say git, ne fark eder ki ya? Bugün zenginlerimizin çoğu böyle. Yazık be. Vallahi yazık Müslümanlar. Hesabını veremeyiz. Varlığımızın hesabını vermeden cennet yok, cehennem yoktur. Hesaptan sonra belli olacak. Buna inanmışız. Buna inanan bir insan boş duramaz, hayali işlerle uğraşamaz,
dünyada en gerçek olan ve her saniye tahakkuk eden hadise ölümdür. Her saniye ölen var, doğan var. Çünkü ellezî halakal mevte vel hayate ayetinde dikkat ederseniz ellezî tebareke suresini biliyorsunuz. Tebarekellezî biyedihil mülk ve huve alâ külli şeyin kadir dedikten sonra ellezî halakal mevte vel hayate, bakın ayet-i kerimede mevt başta, hayat sonda geliyor. Mevt ne demek? Ölüm demek. Ellezî halakal mevte, ölümü yarattı, vel hayate, hayatı yarattı. Ölüm kelimesini hayat kelimesinden evvel zikrediyor Allah. Çünkü her an oluyor çünkü. Tükettiğimiz her nefes ölümümüzü hazırlamıyor mu? Her an hazırlıyor bizi, her an hazırlıyor. Ana rahmindeki çocuğun her geçen günü bile ölüme yaklaşmasıdır. Dünyaya gelirken 9 ay yaşlanmış olarak geliyor, bunu ne geçemezsiniz? Her saniye mi? Yani şu kolumuzdaki saate bakın, her saniye ömrümüzün gidişi, ölümümüzdür bu. Her saniye ölüyoruz biz. Çünkü sayılı, nefesimiz sayılıdır, rızkımız sayılıdır, suyumuz sayılı, her şeyi Rabbimiz sayılı vermiştir. Sayılı. Nahnu kasemna beynehum ma'işetehum fil hayatin. Rabbimiz ne diyor? Sizin maişetinizi, nefesinizi, suyunuzu, ekmeğinizi, rızkınızı ben taksim ettim diyor. Nahnu kasemna, biz taksim ettik. Taksimi o yaptı. Onun taksiminden fazla vallahi kullanamaz. Ancak geride bırakırsın, mirasçılar kapışır, sana lanet olur. Bunlara böyle inanmak lazım. Bunlara böyle inanmak lazım. Bundan dolayıdır ki gayet tabii olarak bu konuları devamlı olarak zihnimizde rahatsızlık duyarak taşımamız lazım. Ama Allah'a hamdolsun umutlandığımız, cesaretlendiğimiz hususlar da yok değil. Şu bir hafta zarfında, 10 gün zarfında nereye gittiysem, esnaf, tüccar, cemaat, cemiyet, kurs, vakıf, talebe, nereye gittiysem vallahi görüyorum ki İslam konuşuluyor. Elhamdülillah. Allah İslam'ı gündeme getirdi. Birleşmiş Milletler'in gündeminde birinci maddede elhamdülillah İslam var. NATO'nun gündeminde İslam var. Avrupa Konseyi'nin gündeminde İslam var. Ama İslam eziliyor. Neyse, İslam konuşuluyor ya, demek ki sancı başladı. Doğum yaklaştıkça sancı artar mı artmaz mı? Demek ki doğum yaklaşmıştır. 2000 yılına doğru Amerika'nın çökmesiyle bir anda dünyada 40'a yakın İslam devleti anında kurulacaktır elhamdülillah. Ben bunun dersini bugün yapmayı düşünmüştüm fakat cemaat yağmurdan dolayı geç geldi. O konuyu açmadım. Bunu ayrı bir günde açacağım. Ayrı bir ders olarak yapacağım inşallah. Nasıl çöküş, nasıl devam ediyor? Ayetler neyi haber veriyor? Hadisler neyi haber veriyor? Ve komünizmin çöküşünden sonra, kapitalizmin yani Amerika'nın da çökmesinden sonra zuhura gelecek İslam'dan başkası değildir. Kesin Allah'ın vaadi var. Ayetten istifade edeceğim bunu inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i rızasına, rahmetine, cennetine nail eylesin. Amin. Ezan okundu galiba. Uzatmayalım çünkü dediğim gibi hava soğuk, yağışlı. Daha sonra derslerimize devam etmek üzere ama mümin kardeşlerim, derslerimize devam edelim dedim ama çok sıkıntılar da başlamıştır. 120 görevli arkadaşımızı, vaiz, müftü, imam, hatip neyse, görevden derhal almışlar birkaç gün içerisinde. Bu laiklik, maiklik var ya, şimdi kurcalayanlar var, pislikler var. Hatipler, hocalar, konuşmalar, şimdi böyle rahatsızlıklar başladı. İslam açılıyor, genişliyor, gelişiyor. Kimler var konuşan, anlatan, söyleyen? Hırpalamaya, din düşmanları, masonlar, müşrikler, kafirler, laikler, demokratlar ezmeye başladı. Allah aşkına sahip çıkın. Vallahi sahip çıkmazsanız başınız belalara, Bosna'nın başına gelenin 100 bin beteri başınıza gelir. Allah-u Teala cümle...